dinleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Dominant karakter ile çekingen karakter arasında ne fark vardır? Şöyle ki tabii hep duyduğunuz şeylerdir. Köpeğiniz dominant karakterli. Özellikle eğitmenler tarafından size söylenen şeyler. Köpeğiniz çekingen karakterli veya köpeğiniz dominant karakterli. Bunlar arasında ne fark vardır? Hangisi, hangi karakter sizin için daha uygun olabilir? Aslına bakarsanız işin bir de o kısmı var. Eğer ki otoriter ve disiplinli, yani burada aslında o kadar çok detay var ki biraz işin sahibinde bitiyor, biraz köpekte bitiyor, biraz köpeğinizin ırkında bitiyor konu. Siz otoriter, disiplinli, kendinize otorite anlamında güveniyorsanız dominant karakter sizin için uygun olabilir. Çünkü dominant karakter daha hareketlidir. Sahibiyle daha fazla liderlik savaşına girer ve kendi istediği olsun diye sizinle bir şekilde liderlik savaşıyla birlikte bir baskı uygular sahibine. Burada eğer siz o kadar otoriter değilseniz bir müddet sonra bakmışsınız ki dominant karakterli köpeğiniz sizi yönetmeye başlamış, size bir şeyleri zorla yaptırmaya başlamış. Çekingen karakter bu derece baskı uygulamaz sahiplerine. Yani çekingen karakter nasıl insanda da vardır. Bir ortama girdiğinde birisi vardır, hemen böyle konuya giremez, hemen herkesle sosyalleşemez bir insan tipi vardır. Girdiği ortamda bir anda liderliği ele alır ve daha çok konuşan taraf olur. Burada da gözüktüğü gibi insanlarda da var aslına bakarsanız bu karakterler. Ve haliyle köpeklerde de var. Şimdi çekingen karakter dediğimizde siz eğer yapı olarak da daha böyle köpeğinize kızmaktan imtina eden daha naif bir yapıdaysanız o zaman dominant karakter bir köpeğiniz olduğunda onu disipline etmekte, kontrol etmekte çok zorlanırsınız. O zaman sizin yapınıza uygun olan daha çekingen karakter olacaktır. Bir yandan burada tabii köpeğimizin ırkı da önemli. Bazı ırklar vardır ki zaten doğası çekingen karakter bile olsa, özellikle mesela bu kucağımdaki poodle'lar gibi enerjisi fazla, aktif, havlamayı seviyor. Yani doğuştan aslında ırkı dominant. Bu tarz bir köpeğimiz varsa o zaman bunun biraz daha çekingen karakterli olanı, biraz daha uslu olacağı için, biraz daha az enerjik olacağı için daha doğru olabilir herkes için. Ama öte yandan böyle morkiler gibi, maltizler gibi daha doğasında sakin karakterli bir ırktan gidiyorsa konu zaten doğasında çok aktif değil, çok hareketli değil. Bir de onu çekingen karakterli olan bir bebek içinden seçerseniz bu sefer de fazla pasiflik olabilir. Köpeğimiz bir şeye başlarken ilk girdiği ortamlarda çok çekingen kalabilir. Bu da sizi rahatsız edebilir uzun vadede. O yüzden de öncelikle burada önemli olan çok detay var. Sizin kendi karakteriniz önemli, köpeğinizin ırkı, genel yapısı önemli. Bütün bunları artık kendi bünyenizde harmanlayacaksınız. Hani bizim size dominant daha iyi veya çekingen daha iyi dememiz mümkün değil. Bütün bu bilgiler ışığında buna kendiniz için doğru olana kendiniz karar vermeniz gerekiyor.